Evet, Kemal kardeşim, Değirmenköy'deki Bozkurtlar kahve çayhanenin sahibi olan, burada da Altı Nokta Köller Derneği Tekirdağ şubesindeyiz. Adasın olan Kemal Baba, duygularını alabilir miyim? Kemal arkadaş, çok teşekkürler. Er kapak bin unuttu. Biz engellilere destek böyle olmalı. Hem doğayı 500 yıl kurtaracağız, hem ekonomiye katma değer olacağız, hem istihdam yaratacağız. Siz duyarlı, doğa temiz, yaşam engelsiz. Çok teşekkürler Kemal arkadaşım, adaşım. Kemal Baba, Kemal kardeşim toplamaya devam etsin mi? Biz her zaman, her zaman. Tekirdağ'dan Kemal Baba'dan teşekkür ederiz. Değirmenköy'deki Kemal kardeşimize iyi günler, iyi günler, teşekkürler. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz ki YouTube kanalı Kırmızı Elma 05 kanalımız sosyal sorumluluk projesi nedir efendim? Burada bizim hayvanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve en önemlisi de engellilerimiz ve tabiatımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Trakya'nın incisi olan Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesindeyiz efendim. Burada çok özel bir yerdeyiz. Altı o nokta Köller Derneği'nin Tekirdağ şubesindeyiz efendim. Burada da çok saygıdeğer, çok pırır pırır, çok çalışkan, ne diyelim, 7-24 saat canlı olan bir arkadaşımız var efendim. Selbiyen kardeşimizin yanındayız efendim. Evet, seni tanıyalım. 7-24 saat canlı olan kardeşimiz. Merhaba, Kırmızı Elma 05 kanalının güzel takipçileri, güzel seyircileri. Ben Selbihan. Kendim görme engelliyim. Nistagmus var gözlerimde, kayma ve şaşılık var ve maalesef tedavisi olmayan bir görme problemi. Ama ben kendimi engelli olarak değil, tamamen aktif birisi olarak görüyorum Çok güzel. ve engel yok, sizler engel olmadıkça diyorum ve bu benim kanalım içinde güzel bir slogan. Benim de bir YouTube kanalım var. YouTube kanalımda ben de hem görme engelli bireyler hakkında neler yapıp yapamadığımız konusunda ve bazı rahatsızlıklar konusunda kendim gündelik hayatımdan da örnekler vererek içerikler üretmekteyim. 2 senelik sosyal hizmetler bitirdikten sonra 2 senelik de çocuk gelişimi açıktan okuyarak tamamladım. Çok güzel. Yaşam koçluğu 1. ve 2. seviye eğitimimi, kurs eğitimimi tamamladıktan sonra ilişki ve evlilik danışmanlığı aldım. Şu anda da çocuklar için drama eğitimini tamamlamak üzereyim. Bir Selbihan varmış, kanalımda da sizlerle buluşursak oraya da sizleri beklerim. Eğer merak ediyorsanız, ilginizi çekiyorsa sizleri kendi kanalımda da, Instagram sayfamda da aynı isimde olan Instagram sayfamda da ağırlamayı çok isterim. Genellikle kısa videolar oluşturuyorum. Biz görme engellilerin sorunları, problemlerini dile getiriyorum. Şimdi burada da dile getireceğim gibi. Tekirdağ'da kabartma zeminlerimiz, hissedilebilir zeminlerimizin bazı yerlerde yok olması, olan yerlerde de kaldırılması bizim problemlerimiz. Bizim hakkımızdaki ön yargılar, toplumun bakış açısı en büyük problemlerimizden birisi. Yanlış ön yargılar oluyor. İşte bizim hakkımızda ermiş muamelesi yapanlar oluyor. Yani başımdan geçen bir olayı, durumu sizlere aktarmak istiyorum. Bir gün otobüs durağında bekliyorum. Teyzenin birisi yanıma geldi. Bana otobüs numarası, adres vesaire soracak sanıyorum. O dönemde de görmem hızla düştüğü bir dönemdeydi. Beyaz baston elimde. Ya yani şu an çok kullanmıyorum. Çok güzel. O dönemde bana dedi ki senin gönül gözün açıktır. İşte başladı bana hayat hikayesini anlatmaya. İşte başından Evet. geçen bir mahkeme olayını vesaire söz etmeye. Uyarıyorum, diyorum ki teyzeciğim ben sizin gibi bir insanım. Yani senin sonucunu bilemediğim bir şeyi, geleceği ben nasıl öngörebilirim? Bu tarz sorularla da karşılaşıyorum. Teyzeye güzel yanıtlar vererek uzaklaştırdım ama sonradan gerçekten çok güleceğim çıktı. Bir de görme engelliler derinlik algısı ve durumları vesaire var. Braille yazı eğitimleri var. Ben Türkiye'deki eğitimi de bu konuda birazcık eleştiriyorum çünkü
direkt görmesini yeni kaybetmiş bir bireye direkt kabartma yazı tabletini, çivi kaleminin önüne oturtuyorlar maalesef. Derinlik algısı eğitimi olmadan zorlanıyor, zorluklar çekebiliyor. Yani yoldayken... Kardeşim oraya bir virgül koyabilir miyiz? Tamam. Bursa'da çok özel özel şeyler yapıyorsun. Bana anlattın. Bunu bizim takip eden arkadaşlarımıza, canlarımıza paylaşmak ister misin? Buyurun. Şimdi ben kabartma yazı biliyorum ama onun haricinde normal yazı da yazabiliyorum. Ben kitap yazıyorum. Reenkarnasyon bilim kurgu hikayeleri Çok oluşturuyorum. güzel. Reenkarnasyon bir inanış ve inanan var, inanmayan var. Reenkarnasyon önceki hayat, şimdiki bedenimden önceki hayat demek. Kısaca böyle özetleyeyim. Ben kendim pek inanmasam da inananlara özel bu konunun biraz daha has safhada, daha böyle kurgusal biçimde hikayeler oluşturarak, kısa kısa hikayeler oluşturarak bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Onun yazım aşamasındayım. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı olarak sen kitabını tamamla. Biz onun başımına abonelerimizden beri takip ediyoruz. Hep beraber basacağız. Buyurun. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Geleceğimizin büyük yazarı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar takip edin. Buyurun. Nerede kalmıştım? Şeyler, birkaç belli önemli Nokta vardı. noktalar vardı, eksikler vardı. Hem toplumun, hem yerel yönetimin, hem bizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin. Buyurun. Şöyle bir durumdan bahsederek o zaman devam edeyim. Bir gün yine bir durakta otobüs bekliyorum ve durak levhası biraz daha ileride. Bekliyorum, ana caddeye yakın birisi geldi yine yanıma ama benim görmemin iyice kayıp olduğunu düşünüyordu sanırım. Direkt böyle koluma yapıştı. Durdum bir kere, Evet. kendimi geri çektim. Şey dedi, karşıya mı geçeceksin? Kolumdan çekiştiriyor bu sırada, seni karşıya geçireyim. Şimdi benim görmem birazcık da olsa var, kendimi gezdirecek kadar olsa da var ama hiç görmesi olmayan arkadaşlar için bu gerçekten ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Farklı bir rahatsızlığı olabilir, panikleyip korkup bayılabilir ya da korkabilir, çekinebilir. Çünkü görmediği için gerçekten tedirgin olabilir, kendini Orada şunu tehlikeli diyebilir hissedebilir. miyiz? Biz vatandaş olarak, toplum olarak dokunmadan önce yardımcı olabilir diyebilir miyiz? Böyle mi Aynen. olması gerekiyor? Evet Tam arkadaş, olarak da çok buna, önemli nokta. tam olarak da buna değiniyorum. Evet. Belli bir mesafeden sesinizi duyabileceği bir mesafeden yanına yaklaşarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını, burada niye beklediğini sorabilirsiniz. Zaten yardıma ihtiyacı varsa size belirtecektir. Ben karşıya geçeceğim ama geçemiyorum diyebilir. Yani o böyle bir durumda yardımcı olabilirsiniz tabii ki. Ama direkt lütfen gidip koluna girmeyin ya da Evet. girmeye çalışmayın. Gerçekten korku yaratabilirsiniz. Yani az önce de bahsetmiştim ya derinlik algısı vesaire diye. Biz görme engellerde denge problemleri de olabiliyor. İstemeden dengesini kaybetmesine bile sebep olabilirsiniz böyle bir durumda. Gerçekten önemli bir noktaya değindim. Kabartma zeminler var, her yerde yok. Buna değinmek istiyorum şimdi de. Olan yerlerde de ya kahvehane önü vesaire olduğunda üstüne sandalye koyuluyor ya da böyle simitçi tezgahı gibi tezgahlar vesaire Bir de koyuluyor. rampa yok orada. Ben zaten yarın tüm yerel yönetimlere, belediyelere ve muhtarlara dilekçeleri veriyorum. Ayrıca verdiğim yerler de var. Onlar da resmi olarak bize geri dönüyorlar. Daha sonra onun takibini yapıyoruz. Yani sarı taş, engelli taşlar, kırmızı elma 05 YouTube kanalı kırmızı çizgisi. Buyurun. Yani gerçekten beyaz bastonuyla beraber bu hissedilebilir zeminleri takip eden görme engelli arkadaşlar büyük problemler yaşayabiliyor. Bunların daha çok dikkat edilerek yapılması gerçekten çok önemli bir husus. Aynı zamanda toplu ulaşımda mesela büyük şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde sesli olabiliyor bazı toplu taşıma araçlarında. Niye Tekirdağ'da da olmasın? Bazı kamu ve kurumlarda, müzelerde olduğu gibi sesli yönlendirmeler olabilir ve asansörlerdeki ses sisteminin bile sırf rahatsız oluyoruz diye, yönetimdekiler rahatsız oluyor diye kapatıldığına bile şahit oldum ben. Bu tarz konuların bizler için ne kadar önemli olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Buradan da yetkililere sesleniyorum.
toplumda görme engellilerin de ve başka engel gruplarının olan arkadaşların da yoğun bir şekilde zorluk çektiğini lütfen bir şeye karar verirken, bir duruma karar verirken ya da bir şey yaptırırken lütfen unutmayın. Kardeşim, senin gibi olan gençlerimize, insanlarımıza, anne babalara ve ailelere neler söylemek istersin? Ben yine kendimden örnek vererek olaya duruma söze girmek istiyorum. Benim annem ben de lise çağlarımdayken vesaire gerçekten beni yalnız başıma hiçbir yere bırakmıyordu. Ben nereye? Annem oraya. Annem nereye? Ben oraya. Buradaki arkadaşlarla vesaire tanıştığımda onların Allah razı olsun çok büyük etkisi oldu. Bu konuyu benim açımdan beraber açtık. Ben buradan ailelere şunu söylemek istiyorum. Yapamazsın demeyin. Önüne geçmeyin. Yapabilmesi için imkanlar tanıyın. İmkanlar sunun. Ben eskiden elime çakmak almaya, bir kesici alet almaya gerçekten korkuyordum. Doğru eğitimde yapılamayacak bence hiçbir şey yok. Evet, yanlış yapabiliriz, düşebiliriz, kalkabiliriz, yaralanabiliriz. Ama bunlar hepsi hayatın gerçeği. Önemli olan çocuğunuz, kızınız, oğlunuz böyle zor durumlarla karşılaştığında onun ne kadar yanında olduğunuz, ona destek olup olmadığınız önemli. Ya gerçekten yapamazsın dediğinizde kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz. Yapamazsın demek yerine sizin gözünüzün önünde, siz daha sağken, hayattayken bağımsız olarak neler yapabileceğini gerçekten dikkat edin ve ona oğlunuza, evladınıza ön ayak olun. Ya bana şu anda teknolojik alet olarak akıllı telefon kullanamazsın diyenler olmuştu çok geçmişte. Ben bilakis tuşlu telefonu kullanamadım, akıllı dokunmatik telefonları kullanabildim. Çok güzel. Ben hiçbir şeyi doğrayamıyordum, dilimleyemiyordum, sulu yemek yapamıyordum. Doğru rehabilitasyon eğitimiyle ben bunların hepsini aştım. Şu an beyaz bastonu biraz görmem olduğu için sadece bilmediğim yerlerde kullanıyorum. Tekirdağ ve çevresinde ben beyaz baston olmadan dolaşıyorum. Ama eskiden bunların hiçbirisini yapamıyordum. Çünkü annemin kolundan yeni ayrılmaya başladığım zamanlarda gerçekten en ufak bir araba sesi bile bir görme engelliği algısal açıdan korkutabiliyor. Bir de toplumdaki her birey duyarlı değil. Bütün bu engellere, sorunlarla karşılaşa karşılaşa insan hayatı tanıyor. Bırakın çocuğunuz, evladınız hayatı tanısın. Ama bu hayatı tanıma aşamasında sizin gözünüzün önünde olsun. Siz hepimiz yani Allah gecinden verse kimseye bir şey olmasın. Amin. Kimseye bir şey olmasın ama siz dört dörtlük sürekli onun yanında olmayacaksınız. Siz yanınızda olamadığınız zamanda bir anda zorlukların üst üste gelip daha da zor güç durumda kalmasını mı istersiniz? Yoksa evladınızın sizin gözünüzün önünde bir şeyler başarabildiğini görmek mi istersiniz? Tercih sizin. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Türk milleti, tüm engelleri kaldırın. Tüm engelleri kaldırın. Tüm engelleri kaldırın. Bizi yönetenler, ayrıca toplumun tüm bireyleri, herkes birbirine karşı çok duyarlı olsunlar, çok duyarlı olsunlar, çok duyarlı olsunlar. Evet kardeşim, son olarak neler söylemek istersin bizlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'ne? Yapamazsın, edemezsin demekten lütfen ön yargılarımızdan, bir şeyi araştırmadan, kalıplaşmış yargılarımızdan lütfen kurtulalım. Araştırmacı ve daha çok araştırmacı, okuyan bir millet olalım. Onun haricinde okumak demişken kabartma yazı kitaplar var, Braille yazılmış kitaplar var ve maalesef bizlerin bunlara her zaman ulaşma imkanı her yerde olmuyor. Toplu satış noktalarında, kitap satış noktalarında bu tarz Braille yazı, kabartma yazı kitapların artık raflarda görülmesini önemli rica ediyoruz. Evet. Benim de Facebook'ta bir blog sayfam var. Yazılarla ifade ettiğim, aynı zamanda videoda aktardığım sayfam var. Aynı şekilde bir Selbihan varmış kullanıcı ismiyle. Beni bütün sosyal mecralarda bulabilirsiniz. Kendi kanallarımı da, hesaplarımı da, profillerimi de sizleri bekliyorum. Teşekkür ederiz. Bu sırada arkadaşlar takip etmeyi sakın unutmayın.
Şimdi YouTube Kırmızı Elma 05 der ki her zaman oku, araştır, konuş, yaz ve gez. Bunu yazın hep diyoruz. Azim engel tanımaz. Azimler engel tanımaz. Tüm arkadaşlar, tüm insanlar azimli olalım, azimli olalım. Tüm engelleri aşalım, aşalım hep beraberce. Teşekkürler, teşekkürler. Karşıdaki arkadaşımız da Sezer kardeşimiz, Sezer abimiz de 7-24 saat böyle çalışıyor efendim. Bir dakika boş durmuyor. Buradaki de Sezer kardeşimiz de Çolu'dan geldi. Çolu ilçemizden geldi. O da çok güzel saz çalıyor. Önümüzdeki günlerde hem Sezer kardeşimizden hem Uğur kardeşimizden çok özel videolar yapacağız. Söyleyişimiz olacak. İlavetinde müzik olacak efendim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, canlar, dostlar, YouTube Kırmızı Elma 05'e bugüne kadar gösterdiğin ilginize, olumlu veya olumsuz eleştirinize teşekkür eder. Bizi izlemeye, takip etmeye teşekkür ederiz. Bir sonraki de videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Son olarak ne diyoruz? Azim hiçbir engel tanımaz. Azimler hiçbir engel tanımaz. Teşekkürler, teşekkürler. Kasımpaşa meydanınız efendim. Burada çok özel bir Hasan Hüseyin kardeşimi de tanıştık efendim. En güzel lafı ne diyor? Azim engel tanımaz. Burada çok güzel. Karşılıklı olarak saygılı olalım. Ve haklarımıza. Hep diyoruz. Birbirimize karşı sevgi, saygı ve güler yüz olalım. Hasan Hüseyin kardeşimiz beyefendi gerçekten çok duyarlı. Engelsiz şekilde hayat mücadele ama burada da çok güzel İngilizce terimi yazmış. Ve herkesi böyle güzelce uylandırıyor. Hem Türkçe yazmış hem de İngilizce yazmış. Biraz da sanatçı yönü var Hasan Hüseyin kardeşimizin. Suyunu içsen. Şimdi oradaki ne? Arkadaki güzel sözü söyleyelim. Azim. Evet. Arkada çok güzel bir yazı okudum. Buyurun Hasan Hüseyin kardeşim. İşte o yazıyı gören engelsiz insanlar anlasınlar ki bizler engelli değil. Evet. Bizler azimli insanlarız. Evet. Ve bunu benimseyerek yola çıkmışız. Evet. Hayata bakış açımız, insanlara bakış açımız, kendimize bakış açımız yazıyı anlamını özetliyor. Yani azim varsa engel yalan. Çok biz buna inandık, bunu evet benimsedik. Engelli olduğunu kabullenmiş hale getiren kardeşlerimize söylemek istediğim. Asla peş etmesinler. Yani kendilerini sevsinler, evet, kendileriyle barışık olsunlar. Hayatı olduğu gibi kabul etsinler. Evet. Ve hiçbir şeyde dert etmesinler, üzülmesinler. Evet. Çünkü 10 dakika sonra güleceksem 10 dakika önceden niye ağlayayım? Evet. Felsefesini benimsesinler. Hayat yaşamaya değer, azim engel tanımaz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bunun yanında Türk milletinden tüm insanlara sevgi, saygı, güler yüzlü olmasını istiyorum. İlaveten yerel yönetimlerden engelliler ne olur yaya geçişlerinde rampalar eğimli ve düz olsun. Artı tüm kaldırımlarda sarı taş olsun, sarı tuz olsun. Tüm engelliler için, bebekli arabalılar için, yaşlılar için ne olur bunu dikkat edin, dikkat edin. Yerel yönetimler ne olur, ne olur buna dikkat ediniz. Hasan Hüseyin kardeşim, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim çok şey var ama ben kısaca özetleyeyim. Burada kamuoyuna, medyaya çok büyük işler düşüyor. Evet. Bizleri yok saymasınlar. Evet. Bizler engelli değiliz. Bizler sadece insanlar tarafından sevilmek istenen, sayılmak istenen bu vatanın, bu dünyanın, bu hayatın birer canlılarıyız. Evet. Bu kadar basit. Bu hayatı paylaşmak, bu hayatı yaşamak bizlerin de hakkı. Kamuoyuna bunu özellikle üstüne üstüne basa basa söylemek istiyorum. Biz insanız ya. Bizler de insanız. Bizler i̇yi de, ki, bizler iyi de ki bu hayatta varsın, yaşama Hasan, hakkımız var. Hüseyin Şekler kardeşim, gibi, iyi ki varsın. Gibi. Hep diyoruz arkadaşlar, hep beraber sevgi, saygı, güler yüzlü olalım. Aynen. Teşekkürler, aynen, teşekkürler. Kalbi güzel olan bütün insanlara benden de teşekkürler. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Hasan Hüseyin kardeşim, teşekkürler, sağ ol.